Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Zevt Medresesi'ndeyiz. Türkiye'de çok soran oldu. Ya hocam, Zevt Medresesi'ndeki dersleri terk mi ettin? Mektubatı ne zaman bitireceksiniz? Evet. İyi dedim, ne yapalım? Kader böyle bazen sıkıntı veriyor. Bazen sabretmemiz için hastalık veriyor. Gel bakalım mübarek kardeşim. Biz biliyorsunuz 29. mektubun birinci kısmına başlamıştık. Birinci nükteyi okumuştuk. Farklı nükteler, farklı farklı. Şimdi ikinci nükteyi başlayacağız inşallah. Cenab-ı Hak Kur'an'da çok şeylere kasem etmiş. Çok ilginçtir. Usulü tefsir kitaplarında aksamı Kur'an diyorum. Yani Kur'an'ın yeminleri diye başlık var yani. Hususi manada. Fakat Üstad Hazretlerinin keşke bu ikinci nüktesi bütün usulü tefsir kitaplarına işlenebilse. Çok farklı bir izah. Cenab-ı Hak Kur'an'da çok şeylere kasem etmiş. Yani yemin etmiş. Kasemat-ı Kur'aniye'de, Kur'an'daki yeminlerde çok büyük nükteler var. Mesela başka yerde vettini ve zeytuni. Biliyorsun incire ve zeytine yemin ediyor. Onu açıklıyor üstad. Çok sırlar var. Her birinde ayrı bir sır var. Bir defa bir şeye yemin etmek o şeyin kıymetinden kaynaklanıyor. Onun için çok önemli. Mesela وَالشَّمْسِ وَدُحَادَ kasem. Yani güneşe ve kuşluk vaktine doğru yükseldiği ana yemin olsun ki diyor. Yani hem güneşe hem de kuşluk vaktindeki yükseldiği ana yemin olsun ki diyor. Bu kasem 11. sözde. 11. söz dediği insan neden yaratılmış? İnsanın yaratılış gayesini anlatan bir söz muhteşem temsilin esasına işaret eder. Muhteşem temsil dediği şu. Muhteşem bir saray düzenlenmiş. Her tarafı süslü, bezekli. Muhteşem bir vazifeliler ordusu var. Şimdi böyle bir sarayın herhalde bir teşrifatçısı olacak. Kim o? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Yani orada o sarayı yaratan, yapan, düzenleyen zatın gayeleri ve Resulullah'ın onu izahları, açıklamaları. Yani o Şemsi ve Duhaha suresi ışığında çok güzel 11'in sözde anlatılıyor. O misali hatırlayın. Kainatı bir saray ve bir şehir suretinde gösteriyor. Ama Resul-i Ekrem, Yaver-i Ekrem diyor orada. Yani Resulullah o sarayı bize tanıtıyor. Nasıl tanıtıyor? İki gruba ayrılıyor insanlar. Bir kısmı dinliyor, ehli dinlemiyor, ehli dalalet. Bir kısmı da dinliyor, ehli hidayet. Orada uzun uzun izah ediyor. Hem de Veşşemsi suresinin ayetlerinin manalarına göre. Mesela başka bir misal. Hem vel Kur'an siyasin vel Kur'anil hakim. Yani her şey hikmetli olan Kur'an-ı Kerim'e yani Yasin diye hitap ediliyor. Bir nevi bu şifre. Anlatabildim. Yani bazıları Yasin dedikleri Kur'an-ı Kerim. Bazıları Resulullah. Farklı şekillerde izah ediyorlar. Ama bu huruf-u mukatta'nın ne demek olduğunu biz işaret yüceğizin başında ve bir de 25. sözde okuduk. Bu ayetteki kasemle i'cazat-ı Kur'aniyenin kutsiyetini, demek ki burada kasem edilmesinin sebebi Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri var. 40 mucize 25. sözde anlatılmış. Bunun fevkalade kutsiyetini ve ona kasem edilecek bir derece-i hürmette, saygı derecesinde olduğunu ihtar eder. Demek ki o 40 tane mucize o kadar önemli ki saygı gösterilmeye her biri layık yani. Kur'an'ın mucizeleri. Başka bir misal. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Yani ne demek? Yani yıldıza parladığı zaman, semada parladığı zaman yıldıza. Bir de tabii şey yapalım. Ne derler? Çaya da bir bakalım parlasın çay ağzımızda. Aynı başka bir surede, bu da sure-i Vakada. Fela uksimu bi mevaki'in nucum. Yani hayır veya hakikat şu ki
yemin ediyorum yıldızların mevkilerine. Çok enteresan, Muhittin Arabi Hazretleri'nin Mevaki'ün Nücum diye Kur'an'dan gaybi müjdeler çıkardığı bir kitabı var. Bu ismi vermiş. Yani az çok dirilişten duymuşsunuzdur bunu, ne demek olduğunu. Yani orada epeyce izah ettiler. De ki kasem ile, yani de, ha özür dilerim. Ve innehu le kasemur lev te'lemun azim. Yani bu yaptığımız, yani yıldızların mevkilerine yaptığımız bu yemin, bilseniz çok önemli bir yemindir yani. Dakika sem, şimdi açıklıyor. Yıldızların sukutuyla çok önemli. Mevaki'e dediği düştükleri yerler. Ha, yani düşmesiyle vahye şüphe iras etmemek için. Eskiden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden farkı, eskiden semavata bir kısım şeytanlar ve cinniler hülul edebiliyorlarmış. Vahye şüphe atabiliyorlarmış. Ama 15'in sözde üstad bunu çok güzel ispat ediyor. Cenab-ı Hak Resulullah'a bir, yani hem Kur'an-ı Kerim'e hem Resulullah'a bir mucize olarak şeytanların ve bir kısım eşkıya cinlerin vahye herhangi bir karıştırma imkanını, o yolları kapatmış. Sure-i Saffat'ta bunu izah ediyor. Nasıl böyle, yani ne bileyim ki, manevi bombalarla onların bombalandığı ve tard edildiklerine dair bilgiler var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi burada yemin etmesinin bir sırrı da bu. Yıldızların sukutu ile vahye şüphe iras etmemek için, vahiy hakkında herhangi bir şüphe doğurmamak için cin ve şeytanların gaybi haberlerden kesilmelerine alamet olduğuna işaret etmekle beraber. Birinci mana buymuş. Allah şahit, ben de bu, yani neden kasem bu kadar önemli? Ben de sanki yeni okuyormuşum gibi yani. Yıldızları dehşetli azametleriyle, o büyüklükleriyle ve kemal-i intizam ile yerlerine yerleştirmek. Bak bu da Mevaki'ün Nücum'un manasına. Birisi düştükleri yerler, oradaki sır. İkincisi de bu. Ve seyyaratları, gezegen yıldızları hayret engiz, hayrete düşürecek tarzda bir surette döndürmekteki azamet kudret, kudretin büyüklüğü ve kemal-i hikmeti, hikmetin sınırsızlığı o kasemle, bu yeminle ihtar ediliyor, ediyor. Başka bir yemin. Ve zariyati. Zariyati demek daha ziyade rüzgar, melek, ikisi de kullanılıyor. Zariyat, yani böyle tozu dumanı süpürüp toz çıkaran manasına. Yani öyle bir rüzgar ki tozu toprağı birbirine katan. Hani şimdi Amerika'yı birbirine katıyor ya. Ne diyorsunuz ona? Tornado. Ne diyorsanız deyin. Vel murselat da, bu da Cenab-ı Hakk'ın emriyle intizamlı bir şekilde vazifeye gönderilen rüzgarlar veya vazife başına gönderilen melekler manasına. Yani ikisi de mümkün. Bu ayetlerdeki kasemde hayvanın, havanın temevvücatı, havanın dalgalanması ve dalgalanması derken bu da çok önemli. Ne diyorduk onlara? İki alan vardı. Antisiklon, siklon, iki daire. Biri basık hava basıncı, biri yüksek hava basıncı. O birbirine hareketler var. Hani sen dedin ya, hocam merak etme, aküyü taktık. Yani daima elektrik kuvvetliden zayıfa geçer. Yani orada da işte siklon, antisiklon alanları diyorlar. Yanlış telaffuz etmiyorsam. Ta coğrafyadan kalan, aklımda kalan şey. Yani müthiş bir denge var, yani dalgalanma var o havada. Ve tasrifatı içinde, bu da ayetten alınma bir kelime, o rüzgarı evirip çeviriyor. Mühim hikmetleri ihtar etmek için, yani çok hikmetleri var bu rüzgarların tabii. Rüzgarlara memur melaikeler. Bak öyle mana veriyor ki, yani o melekler manasını da teyit ediyor yani tefsirlerin açıkladığı. Kasemle, yeminle nazar-ı dikkati celbediyor ki tesadüfi zannolunan, rastgele olduğu zannedilen unsurlar, mesela hava unsuru, çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri görüyorlar. Ve hakeza. Kur'an-ı Kerim'deki yeminler hep böyle. Hep böyle. Her bir mevkiin,
Yani kasem yapılan her yerin ayrı ayrı nüktesi ve faydası vardır. Vakit müsait olmadığı için yalnız icmalen çok kısa vettini ve zeytuni, incire ve zeytine yemin olsun. Kasemindeki, yeminindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edeceğiz şöyle ki, bu da çok güzel. Cenab-ı Hak tin ve zeytinle, yani incir ve zeytinle, kasem vasıtasıyla onlara yemin yaparak azameti kudretini, hem kudretinin büyüklüğünü ve kemali rahmetini, rahmetinin nihayetsizliğini ve büyük nimetlerini ihtar ederek, bize hatırlatarak esfel-i safilin tarafına giden, niye bunu söyledi? Vettini ve zeytun ve suri tinin. Ondan sonra okusanıza. Ve turi sinin. Ve hadel beledil emin. Emin. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. En değerli ve en yüce noktada yarattık insanı. Sümme onu esfel-i safilin olan en aşağı derekeye, cehenneme layık olma derekesine indirdik diyor. Şimdi bu izahı yaparken hep ayetin tamamını kullanacak üstad. Üstad bu öyle millet, yani tam tefsir aslında. Bu surenin tefsiri demektir. Arkasından da illellezine amenu ve amilus salihat. Yalnız iman edip ameli salih işleyenler o düşüşe maruz kalmayacaklar. Öyle değil mi? Yani o esfel-i safiline düşüşe maruz kalmayacaklar. Onlar için peki ne var? Ecrun gayru memnun. Sonu kesilmeyen ebedi mükafat ve nimetler var. İşte bu. Şimdi tekrar okuyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak incir ve zeytinle yemin vasıtasıyla azameti kudretini ve kemali rahmetinin ve büyük nimetlerini ihtar ederek esfel-i safilin tarafına giden insanın, oraya gidenler var, bunu bilmeyenler, yüzünü o taraftan çevirip şükür ve fikir ve iman ve amel-i salih ile. Bak, illellezine amenu ve amilus salihah. Onu özetledi yani, dikkat et. Tamamen surenin tefsiridir bu. Ta alay illiğine kadar. O da lekad halaknel insane fi ahseni takvim makamı. Cennete layık olma en yüce makam. Kadar terakkiyat-ı maneviye, manevi ilerlemelere mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler için de niye peki inciri ve zeytini zikrediyor? İncir ve zeytinin tahsisinin sebebi, özellikle onların zikredilmesinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nafi olması, çok yararlı ve faydalı. Ve hilkatlerinde de, yaratılışlarında da medar-ı dikkat çekecek nokta. Düşünün zeytinin çekirdeğini yani, zeytinin de çekirdeğini düşün, incirin de. Yani böyle ip, ince, yani iğne ucu kadar. Ama bir bakıyorsun dev ağaç oluyor. Ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü hayat-ı içtimaiye ve ticariye, bak, hem ticaret hayatı hem sosyal hayat, yiyoruz da içiyoruz, satıyoruz. Ayrıca tenviriye, aydınlatma da ondan. Elektrik yokken tümüyle zeyt yağıyla yakılıyor. Ve gıda-i insaniye, insan gıdası için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi incirin hilkati, yaratılışı, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını, dalını, budağını, bütün çiçeklerini saklayıp derc etmek gibi bir harika mucize-i kudret, olağanüstü bir kudret mucizesi gösterdiği gibi taamında, hem yemekte, hem menfaatinde, faydalarında ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında. Yani armut çıktı, bitti. Değil mi? Karpuz çıktı, bitti. Zeytinle incir hiç bitmiyor, devam ediyor. Ve daha sair menafiindeki, diğer faydalardaki nimet-i ilahiyeyi kasemle hatıra getiriyor. Buna mukabil insanı iman ve amel-i saliha çıkarmak. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ve esfer-i safiliğine, en aşağı dereke olan cehenneme layık olma derekesine düşürmemek için bir ders veriyor. Yani Vettini suresini öyle özetledi ki ancak bu kadar güzel özetlenir. Üçüncü nükte, 29. mektubun birinci kısmının üçüncü nüktesi. Surelerin başlarındaki hurufu mukatta, mukatta denmesinin sebebi kesik kesik harfler. Yani mesela elhamdülillahi, bak birleştirerek okuyoruz.
Ama elif, lam, mim teker teker kesik kesik okuyoruz. Ondan dolayı huruf-u mukatta demişler. İlahi bir şifredir. O şifreyi bazı alimler İbn Abbas gibi çözmeye çalışmışlar. Elif Allah demektir, lam Resulullah demektir, mim işte Muhammed demektir gibi. Has abdine, o kim? Resulullah. Has kulu olan Resulullah'a onlarla bazı işareti gaybiye veriyor. Gaybi işaretler veriyor, şifre. O şifrenin miftahı, anahtarı o abdi hastadır. Yani o has kulu olan Resulullah'ta. Biliyorsun Yahudiler bu işi biliyormuş. Cifir ilmini gelmişler bir iki ayetle demişler ki ümmeti Muhammed'in ömrü çok kısa. Onun üzerine Resulullah demiş gidin kaf hayha ayn sadı da gösterin. Ondan hamim ayn sin kafı da gösterin. Ondan sonra korkmuşlar ula uzun olacak diye. Yani Resulullah tarif etmiş bunu yani. Hem onun veresesindedir. Onun mirasçılarında da var o. Kim mesela mirasçılarının biri? Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani değil mi? Ve Bediüzzaman. Onun için müsbet manada kullanmış cifir ilmini. Kur'an-ı Hakim madem her zaman taifeye hitap ediyor, her asrın her tabakasının hissesini cami içinde topluyor, çok mütenevvi vücuhları, yani bu huruf-u mukatta'nın çeşit çeşit vecihleri, yani işaret-i hicazda 25 vecih mi ne sayıyor? Hatırladınız mı? 24 veya 25 ayrı mana sayıyor işaret-i hicazda. Manaları olabilir. Selef-i salihin ise geçmişteki salih alimler en halis parça onların ki beyan etmişler. Yani o da üstadın 25'in sözde açık şeyde açıkladığı nedir? İşaret-i hicazda. Yani mesela Kadı Beydavi, mesela Fahrettin Razi Hazretleri. Ehli velayet ve tahkik seyr-i sülük-ü ruhaniye manevi sülüklerine ait çok muamelat-ı gaybiye Muhittin Arabi Hazretleri gibi. Gaybi bir kısım muamelelerin işaretini, işaretlerini onlarda bulmuşlar. Çok açık. İşarat-ı Ricaz tefsirinde El-Bakara suresinin başında çok uzun orada. Dediğim gibi 24 cihetini açıklıyor. İcaz-ı belaat noktasında sırf belaatın bu huruf-u mukatta'daki mucizelik konusunda bir nebze onlardan bahsetmişiz, müracaat edilsin. Orayı okusak en az 3-4 ders alırız. İnşallah işaret-i hicazı da yakında Arapçasından derse başlayacağız. Belki de 2 gün sonra. Dördüncü nükte, bakalım bu ne? Kur'an-ı Hakim'in çok önemli bir nükte. Hikmetle dolu olan Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil olmadığını, tercümesi mümkün değil. 25'in söz ispat etmiştir. Çünkü 25'in söz Kur'an-ı Kerim'in lafzının, manasının, kelimelerinin, cümlelerinin, surelerinin her şeyinin mucize olduğunu ispat etmiş. Hem manevi icazındaki ulviyet-i üslub ise ya manevi ya manasını ifade etmekteki yani üslubun yüceliği biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim hep üslubu âli ile gönderilmiş yani. Üslubu âli biliyorsun. İlahiyatta, itikadiyatta vesairede kullanılan bir üslup. Üslup üç kısım belaatta. Üslubu âli, üslubu müzeyyen ve üslubu mücerret. Tercümeye gelmez. Manevi icazında olan ulviyet-i üslup cihetinden gelen zevk ve hakikati beyan ve ifham etmek, anlatmak için pek müşkil, çok zor. Fakat yolu göstermek için bir iki cihete işaret edeceğiz. Bu manevi mucizelik yönüne. Lafızlar ayrı. Onu ispat etti 25'in söz. Şöyle ki, Kur'an-ı Mu'zül Beyan, yani izah ve beyanları mucize olan Kur'an. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Bütün kainat sanki Cenab-ı Hakk'ın elinde her sayfayı istediği gibi çevireceği bir kitap gibi. Hem en yüksek ve büyük meselelerden bahsediyor. Allah'ın ayetlerindendir diyor. Gökleri ve yeri yaratmak. Bir de bu sefer en ince meseleye iniyor. وَاَخْتِلَافُ اَسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Sizin dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olması da onun ayetlerindendir diyor. Anlaşıldı değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim
yaş ve kuru ne varsa kainatı içine alıyor anlatırken. Başka bir ayet. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَم۪ينِهِ Bütün semavat ve gökler sanki onun yedi kudretinde dürülmüş bir kitap gibi. اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ de buradan geliyor. Yeri gelecek, güneşi de dürecek, dürüp kaldıracak. Kitabın bir bölümü gibi. يَخْلُقُكُمْ ف۪ي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ Bu da çok ince mesele. Bak bu semavat büyük mesele. Şimdi de ince mesele. Bir büyük, bir küçük addedilen ama çok büyük mesele. Yani sizi annelerinizin karnında yaratıyor. Karanlık, görülmeyen, bilinmeyen yerde. Ama nasıl yaratma? خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ Yaratma üzerine yaratma. Bu Sure-i Mü'minun'daki meseleyi kastediyor. Önce anne karnında bir damla su, nutfe oldu. Ondan sonra bir alaka, kan pıhtısı oldu. Ondan sonra mudga, yani bir çiğnem et parçası oldu. Ondan sonra iskelet halinde kemikler getirildi. Sonra da etler giydirilip ona ruh verildi. Halk üstüne halk dediği bu. Fi zulümatin selatin. Üç tane karanlık var. Bunu açıklayacak üstad. Yani bir defa bir. Yani bura çok önemli. Yani vücudun içinde. İki. Anne rahminde. Üç. Bir de anne rahminde bir zar var. Onun da içinde. Yani karanlık üzerine karanlık. Başka bir yine hem büyükten hem küçükten bahsedecek. Bak. خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّانٍ Gökleri ve yeri altı günde yaratmış. Bu büyük hadiselere numune. Ama hemen onun yanında يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِي وَقَلْبِ Kişiyle kalbi arasında dönüp dolaşanı, dolaştığı gibi hepsini biliyor. وَهُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Şah damarından daha yakın insana. Yine başka bir şey, yine şey meselesi bu da küçük meselelere, küçük gibi görünen la yazubu anhu miskal zerretin bir atom kadar bir şey onun nazarından ve rü'yetinden kaçmaz. Gözünden kaçmaz diyoruz ya. Murakabesinden kaçmaz. Başka bir saatin yelkovanı gibi yulicul leyle fin nahari geceyi gündüze sokuyor. Şu anda gece sokuluyor biliyor musun? Her gün gece uzuyor. Gündüzü sokuyor. Anladın? Ve yulicun nehara fil leyli. Baharda da gündüzü geceye sokuyor, gece azalıyor. Böyle giriyor yani. Bir dakika, iki dakika, üç dakika. Her gün bir böyle ilaç demek, sokmak demek. Bir deliğe bir çiviyi sokmaya ilaç denilir. Ve huve alimun bizatis sudur. O gönüllerde ve kalplerdeki her şeyi de biliyor. Bu şimdi manevi beyanı. Ancak kainatı elinde bir kitap gibi bulunduran ve bütün kainatı saray gibi işleten bir zat böyle konuşabilir. Üslubu Ali çünkü. Şimdi üstad açıklayacak. Manevi icaz bu. Gibi ayetlerle o derece harika bir ulviyet üslub. Üslubu çok yüce. Ve icazkarane bir cemiyet içinde her şeyi içini ve kapsayacak şekilde bir mucizelik. Hallakiyetin hakikatını, yaratmanın nasıl olduğunu hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki bak hepsini o ayetlere açıklayacak. Ben özetledim ki tercümesini daha iyi anlayalım diye. Sani alem olan, şu kainatın ustası olan, şu kainatın ustası diyor zaten. İş başında olarak şems ve kameri yani güneşi ve ayı hangi çekişle yerlerine çakıyorsa aynı çekişle aynı anda zerreleri yerlerine, atomları yerlerine, mesela zihayatların göz bebeklerinde. Şu anda benim göz bebeğimde hangi atomu çaktığını ben bile farkında değilim. Yerleştiriyor. Semavatı, gökleri hangi ölçüyle, hangi manevi alet ile tertip edip açıyorsa aynı anda aynı tertip ile gözün perdelerini açar. Yapar, tanzim eder, yerleştirir. Hem Sani Zülcelal, celal ve azamet sahibi olan şu kainatın ustası, manevi kudretin hangi manevi çekiciyle yıldızları göklere çakıyorsa, aynı o manevi çekiç ile beşerin simasındaki hadsiz alamet-i farika, alamet-i farika demek marka diyoruz ya,
Yani bir insanı diğer insandan ayıran özellik. Bir domuzu insandan ayıran özellikler. Alamet farika. Noktalarını ve zahiri ve batini duygularını. 10 duygu bu. Yani zahiri duygular 5, batini duygular 5. Yerlerine nakşediyor. Diye ifade eder. Demek o Sani-i Zülcelal, celal ve azamet sahibi olan Allah iş başında. İşlerini hem göze hem kulağa göstermek için ayat-ı Kur'aniye ile, Kur'an ayetleriyle bir çekici zerreye vuruyor, atoma vuruyor. Aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse, güneşe vuruyor. Merkezine çakar gibi ulvi bir üslupla vahdaniyeti. Bütün kainatta aynı zatın sıfatları çalıştığını. Vahdaniyet sıfatlarda ve zatta birlik. Vahidiyet sıfatlarda, ehadiyet zatta, vahdaniyet her ikisinde. Aynı ehadiyet içinde ya zatın bizatihi, zatın ehadiyeti birliği içinde ve nihayet celali, nihayet cemal içinde. Bir tarafta güzellik, bir tarafta değil mi? Celal. Ve nihayet azameti, büyüklüğü, nihayet hafa, kapallık içinde. Hani anne karnında. Ve nihayet vüs'ati, genişlik. Yani genişliği, nihayet dikkat içinde. Ve nihayet haşmeti, nihayet rahmet içinde. Ve nihayet budiyeti, çok uzak. Ama nihayet kurbiyet içinde. Şah damarımızdan daha yakın gösterir. Muhal, imkansız telakki edilen cem'i ezdadın. Zıtları bir araya getirmek imkansızdır. Mesela aydınlıkla karanlık. Ama Cenab-ı Hak için zıtları bir araya getirmek mümkün. En uzağı en yakın yapıyor çünkü Allah. En uzak mertebesini vacip derecesindeki bir suretini ifade eder, ispat edip gösterir. İşte bu tarz ifadesi ve üslubudur ki Kur'an'ın en harika edipleri, edebiyatçıları belâtına secde ettiriyor. Böyle. Bir tane daha oku. Hem mesela bunu da okuyacağız. Beşinci nükteye kadar geleceğiz. Hem mesela, bu da çok enteresan. Bu askerlik yapanlar bilir. Bu askerliği parayla yani başından savanlar anlamaz. Anlatabildim mi? Askerlik yapanlar çok iyi bilir. Nasıl askerlik yapanlar bilir? Bak bunlar Şehri Samur'a çok vakıf olduğu için ders dinlemeye ihtiyacı olmayan nurcular. Allah sizin gibilerin sayısını artırsın. Benim ihtiyacım çok. Oldu mu? Ders yaparsanız bana da söyleyin, ben de gelip dinleyeyim. Haydi bakalım. Hem mesela, yani bu da üstadın şeyi, aferin, bir faydan bu oldu işte, başka da faydan yok. Şimdi bir ordu nasıl ki bir orgeneralin veya en büyük komutanın arş emriyle hareket eder, ona dair misal verecek. Ama bu ordu kainat ordusu. Öyle Amerikan ordusu, Çin ordusu değil. En büyük hani onlar ya. Şimdi bak nasıl emir verecek. وَمِنْ اَيَّتِهِ Allah'ın birliğini ve varlığını gösteren delillerdendir. Nedir o? اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ Emir verdi mi? Gökle yer kalkar. Kalk! Karış birbirinize. Kıyamet kopar. Aynen bir ordu gibi. Allah Allah. Sonra bir yerde diyor ki itaat edin bakalım. Eteyna tayi'in diyor yer ve gök. Diyor ki ya Rabbi evet sana itaat ederek geldik. Emret yapalım. Sümme izade aynen bunun gibi. Yerin, göklerin emriyle hareket ettiği, kalkıp yattığı bir Rabbe karşı Allah sizi minel art yer küresinde yatıyorken kabirlerinizde size davet getirip verdiği zaman birdenbire kabirlerinizden çıkacaksınız. Bakın bir ayetin içinde hem muhteşem bir üslubu âli öyle bir orduya hitap ediyor ki şimdi bunu tasvir edecek üstad. Aslan üstad Demirci hocamın dediği gibi rahmetli. Ayetiyle şöyle bir üslubu âli ile yüce üslub. Saltanat rububiyetindeki haşmeti, hani bir ordunun komutanı, o orduya hakimdir, saltanatı vardır. Ama Cenab-ı Hakk'ın saltanatı bütün kainata. Sadece yeryüzü değil, gökyüzü değil, bütün kainata. İşte o rububiyetindeki saltanatın haşmetini gösterir.
Şöyle ki gökler ve zemin, Allah Allah, iki muti kışla hükmünde. Onun emrine itaat eden iki kışla gibi. Ve iki muntazam ordu merkezi suretinde. Ordu merkezi gibi. Tek bir emirle veya boru gibi bir işaretle o iki kışlada fena ve adem perdesinde yatan mevcuda, göklerde ve yerde yok olup yokluk perdesinde yatan mevcuda. Yokluk diye bir şey yok Allah için. Çünkü o kün feyekun, ol diyor oluyor. O emre kemali süratle ve itaatle. Ol dediği zaman varlıklar çıkıyor. Lebbeyk emrine hazırız ya Rabbi deyip meydan haşir ve imtihana çıkarlar. Haşir meydanı dediği yeniden dirilme. İmtihan bir mahşer nümun. Mahşere benzeyen bir şekil alırlar. Öyle de işte bu aslında kullanılan ifade manevi bir kinaye yolu. Asıl kastedilen o ayetten bu. Anlatabildim mi? Yoksa haşi ekber dahi, büyük haşir de öyle kolay zuhur eder. Madem bunu görüyorsunuz, onu dahi inkar edemezsiniz. Ve hakeza şu ayetlere, sair ayetlerdeki derece-i belatı kıyas edebilirsiniz. Acaba şu tarzdaki ayetlerin, ayatın hakiki tercümesi mümkün müdür? Elbette değildir. Olsa olsa ya kısa bir meali icmali, kısa bir meal veya ayetin bir cümlesi için 5-6 satır tefsir yazmak lazım gelir. İşaratül icazda olduğu gibi. Yalnız ben o ayeti çok hoşuma gitti. Siz de lezzetle bakasınız diye bulabilirsem açacağım. Çünkü çok tatlı bir şey. Ya böyle işte. Peki. Subhanallah. Çok tatlı canım. Ve ceale fiha ravasiye min fevkiha. Yani yer küresinin üzerinde oranın çadır direkleri gibi dağları dikti. Ve bereke fiha. Ayrıca o dağlarda veyahut da yer küresinde çok bereketler halk eyledi. Hani dağlar, madenler, şunlar bunlar. وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَاتِ اَيَّامٍ Dört gün içinde her türlü azıklar, yiyecekler, nimetler hazinelendirdi. سَوَاَنْ لِسَّائِلِينَ Bütün isteyenlere eşit. Öyle illa çıkar euron varsa ye, yoksa yeme. Öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? سُمَّ اسْتَوَا اِلَى السَّمَنْ يُوَهِيَ دُخَانٌ Bunu Üstad işaret edeceğiz daha anlatıyor. Ben girmeyeceğim. Sonra bir duman halindeyken semayı böyle düzen verdi. İşte burası önemli. Benim okumak istediğim yer çok hoşuma gidiyor. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْحًا Bütün semaya ve semavata ve bütün yer küresine ister isteyerek, gönüllü, ister zorla. Gelin bakalım emrime dedi. Çok tatlı bir ayet bu. قَالَتَا اَتَيْنَا تَعْيَهِينَ Gökler ve yerler dedi ki ya Rab senin emrine biz gönülle icabet ediyoruz, itaat ediyoruz. Devamı da çok tatlı da bu cümleyi de sizin tadmanız için yani dedim ki okuyayım. Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha.